Selamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Şimdi kanalımı normal takip edenlerin takip ettiği konulardan çok farklı şeyler anlatacağım. Öncelikle Schengen vizesi başlığını gördünüz. Schengen vizesi ile ilgili kendi tecrübelerimi anlatacağım. Çünkü ben de sizler gibi Schengen vizesi almak üzere harekete geçtiğimde neyi nasıl yapabilirim diye şeyler yaptım. Araştırmalar yaptım ve sonucunda Schengen vizemi aldım. Pasaportum hazır. Bugün de yani bugün akşam yola çıkıp İstanbul'a gideceğim. Sonra da kısmetse Fransa'ya yolculuk yapacağım. Oradan da İtalya turum var. Bu detayları da YouTube kanalımda yayınlamak istiyorum. Kısmet olsa güzel çekimler yaparsam onları da geri kalan videolarda izleyebilirsiniz. O yüzden takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Schengen vizesiyle ilgili size kısa net bilgiler vereceğim. Püf noktalarını söyleyeceğim. Bunları çok bildiğim için söylemiyorum. Birçok tabii bu alanda çalışan profesyonel kişiler var. Onlar gibi bir iddiam yok. Yanlış anlamayın. O yüzden eleştiriye kapalı. Ben kendi tecrübelerimi sizlere anlatıyorum. Şimdi ben Schengen vizesine yıllardır başvurmamıştım. En son İspanya'ya gitmiştim. Ondan önce de İngiltere'ye gitmiştim 6 ay. Dolayısıyla Schengen konusunda kendi deneyimlerimi size anlatıyor olacağım. Dikkat ettiğim noktalar ve sizin de dikkat etmeniz gereken şeyi, mantığını anlatacağım. Sonuç olarak şu anki dönemde birçok kişi vize alamadığından bahsediyor. Bence vize vermiyorlar diye bir problem yok. En büyük problem randevu almak. İşin başında şimdi benim burada devamlı yurt dışına gidip gelen bir arkadaşım var. Kendi sosyal çevresinde sürekli yurt dışına gidiyor. O yüzden devamlı olarak bana işte Schengen alınamıyor, vize alınamıyor, problem yaşanıyor. İşte mutlaka bir vizeciyle çalış falan diyordu. Öncelikle birinci konu vizeciler. Vizeci konusunu yani vize... Bir vize danışmanıyla, bir şirketiyle çalışmanıza gerek var mı yok mu? Onu öncelikle söyleyeyim. Eğer yaşınız yüksekse, 50-60 yaşlarındaysanız bu tür konulara anında hakimiyet sağlayamıyor, teknolojiyi takip edemiyorsunuz. Mecburen bunlarla çalışmak zorundasınız. Neden zorundasınız? Bu vize konusunda inanın bana tek size yardımcı olacakları konu randevu almak. Bu randevu almak için de telefonun başında beklemeniz lazım. Onların detaylarını size anlatacağım. Şimdi ben arkadaşıma sordum. Dedim ki ben bir vizeciye çalışsam bana nasıl bir hizmet verecek, ne kadara verecek? Toplamda 200 euro gibi bir fiyat söylediler. Normalde vize başvuru ücreti 120 euro. 80 euro da hizmet bedeli. Dedim bunun için ne alıyor? Benim evraklarımı o mu topluyor? Hayır, toplamıyor. Peki benim evraklarımı alıp kontrol ediyor mu? Hayır, etmiyor. Ne yapıyor? Vize randevusu alıyor. İşte sana başvurunun formunu dolduruyor. Ve dedim başvuru formunu ben de doldurabilirim. Vize evraklarını zaten ben toplayacağım. Demek ki dedim bunun tek para aldığı konu vize randevusu. Ya dedim o vize randevusu alıyorsa konsolosluk şirket bunu torpil yapacak hali yok. O da normal şekilde bunu alacaktır. Ben dedim bu yöntemi öğrenip nasıl alıyorlarsa ben de alacağım diye düşündüm. Alamazsam yine dedim veririm bu parayı ve bana randevumu alırlar. Sonrasında öncelikle Yunanistan'a ben başvurmak istiyorum. Çünkü karadan da gitme hevesim vardı. Ama Yunanistan üzerinde Cosmos diye bir şirket var. Yani şunu da söyleyeyim. Her ülkenin çalıştığı bir şirket var. Yani çoğu ben bildiklerimin hepsinde var. O aracı şirket üzerinden siz başvurunuzu yapıyorsunuz. Size bir form listesi çıkıyor. O form listesini hazırlayıp şirkete gidip teslim ediyorsunuz. Onlar da konsolosluğa gönderip size sonradan kargosunu yapıyorlar. Özet olarak. Ben ilkin Cosmos üzerinden formumu doldurdum. Ondan sonra da randevu aramaya başladım. Cosmos'da randevu konusunda şöyle bir şey var. Kendi Instagram hesaplarına bunu kendi sitelerinde de yazıyor zaten. Formu dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra da kendi Instagram hesaplarından şirketi takip ediyorsunuz. O ara ara şeyler yapmaya başlıyor. Diyor ki işte Ağustos ayının ilk haftası başvurular açıldı, ek kontenjan açıldı vesaire. Bunlar yapıldığı zaman anında girip oradan şey almaya çalışabilirsiniz. Randevu almaya çalışabilirsiniz. Ben randevu almaya çalıştığım dönemde bu yayınlar hiç denk gelmedi ama randevu Fransa'dan ben aldım çünkü. VFS'den randevu aldıktan sonra o şeyleri gördüm. O sırada gidip randevu Cosmos'dan da alabilirdim diye düşünüyorum. Bu arada Cosmos'da şöyle bir şey var. Yani Cosmos'da ve VFS'nin arasında şöyle bir fark var. Cosmos'da ikametgahınızın olduğu ve bağlı olduğu yerden randevu almak zorundasınız. Yani İstanbul ikametgahlı biri İzmir'den randevu alamıyor. VFS'de istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir fark. Cosmos'da da bir de dikkat çektiğim Gaziantep'te devamlı boş bir yer bulundu. Eğer o taraflarda ikametgahı olan ve Gaziantep'ten başvuru yapmak zorunda olanlar kolay bir şekilde randevu bulabilirler diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben neden VFS'den başvurdum, Cosmos'dan vazgeçtim. Ben Cosmos'dan sürekli randevu almaya çalışırken formu doldurduktan sonra kardeşime konuştum. Kardeşim dedi ki ben de Fransa'dan başvuruyorum. Dedim o zaman Fransa için de sana uğraşalım. Yani o yurt dışında olduğu için onun bulunduğu ülke Riyad. Riyad'da bu sisteme girip sağlıklı bir şekilde işlem yapamamadığı için benden rica etti. Bana da bir arkadaşım
Bir tane uygulama demeyeyim de Telegram üzerinden çalışan bir aplikasyon gibi bir şey. Online çalışıyor. Onun üzerinde ücretli ödeme yapıyorsunuz. Ben onu yapmadım ama bedava şeklinden kullandım. Ücretsiz ödeme yapıyorsunuz. Size randevu açıldığı anda mesaj geliyor. Gidip hemen randevuyu bulup yetişebilirseniz alıyorsunuz. Kardeşim bunu denedik. Ben Fransa'dan kardeşim randevu alınca ya dedim ben de Fransa'ya başvurayım o zaman. Oradan İtalya'ya geçerim vesaire diye düşündüm. Sonra ben de Cosmos'la aynı anda gittim. VFS'nin sitesinde de form doldurdum. Hangisinden önce alırsam ondan başvurun diye düşündüm. Dolayısıyla bir iki gün içerisinde VFS'den randevu alabildim. Randevu aldığım için de gittim evrak hazırlıklarını yaptım ve başvuruyu gerçekleştirdim. Şimdi burada form konusu var. Ben şimdi kendi kuzenim de bana sordu. Onu anlattığım şekilde size anlatıyorum kısa yoldan. Şimdi şöyle VFS'ye girdiğinizde size kullanıcı oluşturmanızı istiyor. Kullanıcınızı oluşturuyorsunuz. Ondan sonra form doldurma alanı geliyor. Bu form doldurma işini olabildiğine dikkatli ve doğru yapın. Doğru çok önemli. Yani yalan bilgi kesinlikle barındırmayın. Çünkü orada yazdığınız her bilgi kapsamında size bir form listesi çıkartıyor. Yani kişiye özel bir form listesi çıkartıyor. Dolayısıyla teslim edemeyeceğiniz bir evrağını teslim edemeyeceğiniz bir bilgiyi oraya girmeyin. Veya oraya girdiğiniz bilginin evrakını tam olarak teslim edin. Siz oraya girdiğiniz bilgilerden sonra atıyorum adres dediniz ki ben Şişli'de Mecidiyeköy'de oturuyorum şu adreste oturuyorum. Senden ikamet kestiğini de onunla birebir tutması lazım. Ne demek bu? Sen oraya formu doldururken önceden git E-Devlet'te kendi sokağın nasıl gözüküyor, nasıl yazılıysa aynısını birebir yaz. Şimdi bu ufak detaylardan bence vermiyorlar. Zaten bahane aradıklarını düşünüyorum. Ben de bunları düşünerek, tasarlayarak bu şekilde hareket ettim. Yani belgelerimi doldurmadan önce belgelerimi alabildiklerimi aldım. Orada yazanlarla aynı şekilde formu doldurdum. Anlatabildim mi? Yani temel bence birçok hata buradan oluyor. Mesela örnek veriyorum. Benim sokağımın ismi bundan 5 yıl önce değişti ama vermem gereken evrakta eski adı yazıyordu. Ben de gittim eski adını yazdım. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu tür şeylere dikkat ederek formu doldurursanız ve sonrasında aşağıda çıkan listedeki evrakları doğru bir şekilde teslim ederseniz size vize vermemesi için bir sebep yok. Nasıl sebep yok? Verdiğiniz evraklar ve form sizin orada yani kalmanıza sebep olabilecek şeyler varsa tabii ki vermeyebilir. Zaten ona bakıyorlar orada. Yani senin burada hiçbir işin gücün yok. Kasanda paran yok. Seni çağıran sana şey yapan, sponsor olan geri döneceğin garanti edecek hesap soracakları biri yok. Tabii ki gidemezsin. Ya burada bir okula devam ediyor olacaksın, ya burada bir ailen olacak, ya burada bir mal varlığın olacak, hesabında paran olacak. Yani diyecekler ki ya bu gelse zaten geri döner. Anlatabildim mi? Yani onların yerine empati kurarak başvurunuzu yapın. Şimdi ben internette görüyorum birçok insan diyor ki benim şuyum var, bunun var, ben mülteci mi olacağım, neden bana vize vermediler? Ülkemizin pasaportuyla alakası yok. Verdiğin yanlış bilgilerden dolayı muhtemelen sana vize vermediler. Ben alabildiysem herkesin alması lazım. Çünkü ben örnek veriyorum. SGK'da ben asgari ücret olarak gözüküyorum. Onu da ödüyorum. Ve oradaki aldığım maaş 20 bin küsür lira gözüküyor. Dolayısıyla bu 20 bin küsür lirayı ben fazla göstermek için şirketten rica edebilirdim vesaire yapabilirim ama birebir doğru şekilde gösterip ben oraya koymaya karar verdim. Yani kendinizi olduğunuzdan daha büyük göstermenizin hiçbir anlamı yok. Ne yazdıysanız, ne ispatlayabilecekseniz onu aynen formunda ne yazıyorsa, istenen evraklar neyse birebir karşılamalı. Bence size en büyük verebileceğim fayda şu anlattığım kısa bölüm. Bundan sonrasında da detaylara dikkat edin. Örnek veriyorum VFS'de bütün şehirlerden başvurabiliyorken şeyde Kozmos'da sadece ikametgahınız olan yerden başvurabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Yani bunları kaçırmamak için açın internet sitesini doğru düzgün bir okuyun. Yönergeleri takip edin. VFS'de şöyle bir şey var ayrıca. Yukarıda internet sitesinin işte com.tr yazıyor, com.en yazıyor. Yani başka ülkenin VFS şirketinin üzerinden form doldurup yanlışlıkla başvurmayın. Hani Türkiye için olan siteye denk gelmeye çalışıyorum. Google'da arayıp ilk çıkana basarsanız belki de yanlış yerde form dolduracaksınız. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sizin karşınıza çıkan verilerin hepsinin Türkçe olduğunu dikkat edin. Şey demeyin yani ya burada İngilizce yapıyor ya da İtalyanca var. Ben bunu böyle doldurmam gerekiyor gibi düşünmeyin. Kendi orijinal doldurmamız gereken internet sitesi üzerinden doldurun. Bu tür karmaşalar yüzünden hatalar yapıldığını düşünüyorum. Yanlışlıkla Hollanda başvuru formunu dolduranlar falan varmış yani. En temeli bu. Ben bunları şimdi ben bu vize sürecinde kafama takılan bazı şeyleri size anlatıyorum. Bunların için karmaşa da olabilir. Düzenli bir şekilde anlatmıyorum. Şu an aklıma geldiği şekilde size izah etmeye çalışıyorum. VFS'nin olmasının da veya Kozmos'un olmasının da çok büyük bir avantajı var. Çünkü ben burada formlarımı hazırlayıp gittiğimde
VFS'de randevu saatinde. Bu arada gelmeden önce sizi arıyorlar. İşte özel hizmet almak ister misiniz? VIP hizmeti almak ister misiniz? Hani ben düşündüm. Dedim ki VIP alınca acaba daha bir artısı olur mu? Sordum. Ya bu apayrı bir şirket, konsolosluk apayrı bir şirket. Sonuçta bir hizmet sunup bundan para kazanmaya çalışıyor. Bu hizmetler gerekli değilse almayın. Nedir hizmet? İşte beni arayıp dediler ki size VIP odada hizmet vereceğiz. Ne yapacak? Bir gelecek, benim karşıma bir oturacak. Evraklarımı kontrol edip öncesinde benden düzeltmeleri yapıp öyle beni gönderecek. Mesela bu. Yaşlıysanız vesaire bazı bu konularda çok korkuyorsanız yapabilirsiniz ama gerek yok bence. Ben gittim, evraklarımı hazırlamıştım. Zaten sizi çok güzel bir ortamda karşılıyorlar. Şimdi yapacağım eklemeleri kendi videomu izledikten sonra karar verdim çekmeye. Şimdi onları ekliyorum. Umarım bunlar da unutmamış olsun. Birincisi vize yazısı. Şimdi size verilen formun içerisinde işte seyahat plan belgesi gibi bir şey söylüyor. Bu belgeyi hiçbir yerden alamazsınız. Ne yapacaksınız? Bu belgeyi kendiniz oluşturacaksınız. Böyle şeylere de dikkat edin. Yani eksik evrak vermeyin. Bu belgede şunlar olması lazım. Sen Fransa'ya gezeceksin, ne yapacaksın diyor. Fransa'ya geldiğinde ne yapacağını, işte şuradan uçağa bineceğim, şu gün kalkacağız, bugün geleceğiz gibi üstün körü böyle bir tane bir sayfalık ya da bir paragraflık bir yazı yazıyorsunuz. Onun da belgeleri zaten uçak biletin vesaireden oluyor yani. Anlatabildim mi? Seyahat planını belgelemediğinde onu öyle veriyorsun. Yani formda yazdın, ettin. Belgesini istiyorsan da belgeyi alabileceğin bir yer yok. Dolayısıyla o belgeyi de kendin oluşturuyorsun. İngilizce olarak yazmanı istiyor. İngilizce olarak kendin yazabilirsin. Google Translate'de kullanabilirsin. Gidip çeviri bürolarında herhangi bir şey yapmana gerek yok ki ben de kendim bildiğim kadarıyla çevirdim. Google Translate kullandım vesaire. O belgeyi hazırladım ve verdim. Yani gidip bunu tercümanlık bürolarına para verip yaptırmanıza gerçekten gerek yok. Kendi içinizden geldiği gibi doğal bir şekilde ne yapacağınızı o ülkede anlatın. Sizden sadece bunu istiyor. Onun dışında ben bir tane de şey yazdım ekstra bir belge olarak. Buna kendim karar verdim. Dedim ki eğer bana uzun vadeli verirseniz ben şu tarihlerde de tekrardan gelmeyi düşünüyorum dedim. Ve onlara da bir planlama yaptım. Dedim ki şurada şu tarihte bu bölgeye gitmeyi, bu tarihlerde bu bölgeye gitmeyi, bu tarihlerde bu bölgeye gitmeyi hedefliyorum diye yazdım. Belki de o yüzden 45 gün verdiler. Çünkü vize almak isteyip ki gerçekten gitmeyi düşünüyorum. İnşallah gidebilirim. Gerçekten başvuru yapıp şu 3 günde gideceğim deyip o 3 gün için vize alabilen kişiler var. Yani 3 gün istedik 3 gün verdi gibi. Ben bunu engellemek için böyle bir şey yaptım. Ki seyahat planı da yapıyorum şu an. İnşallah ona da gidebilme şansım olur. Şimdi videoyu izlemeye devam edin. İyi seyirler. Burayı araya eklemiş olayım dedim. Aklıma gelmedi çünkü konuşurken. O kasaya gittiğimde benle ilgilenen arkadaş bütün evrakları tek tek işiyor zaten. Kontrol ediyor. Formunu da ona veriyorsun. O yüzden yanında formu götürmen gerekiyor. İstenen evraklarla senin getirdiğin evrakları o orada kıyaslıyor zaten. Doğrusunu yanlışını bakıyor ve sana diyor ki örnek veriyorum ben pasaportta benim doğum yerim Sakarya olarak gözüküyor ama Adapazarı olarak gözüküyor ama bizim ilimizin adı aslında Sakarya. Ama ben pasaporttaki gibi yazmayıp Sakarya yazmışım. Dedi ki bunu istersen git sen düzelt. Şurada bilgisayar ve yazıcı var. Yeni evrağı getir. Veyahut da istersen işte 3 euro ver ben burada düzelteyim. Tamam dedim 3 euroyu al burada düzelt. Sonrasında ben İstanbul'da ikamet ettiğim adrese postalanacak diye tekrardan Bodrum'dan İstanbul'a gelmeyi düşünüyordum. Halbuki orada istediğin adrese istediğin kişiye teslimatını sağlayabiliyorsun. Onun için de bir hizmeti var. Onun için 17 euro aldılar. Dolayısıyla orada senin yanlış yapmanı engelleyecek her türlü hizmeti veriyor VFS veya Kozmos. Yanlış evrak götürmekten de çok korkma. Orada zaten düzeltiyorlar. Örnek veriyorum benim maaş bordromu ben 3 ay diyebiliyordum. 6 ay ne olur ne olmaz diye aldım. Orada dedi ki bütün hepsini ver. Gittim internetten şey aldım. Orada zaten bir servis yapmışlar sayfa başı 10 liraya. Senin gönderdiğin evrağın çıktısını alıp sana veriyorlar. Götürdüm o evrağı da düzelttim verdim. Dolayısıyla benim 2 tane hatam vardı. Onları da orada tespit edip düzeltmeme yardımcı oldular sağ olsunlar. Ve kolay bir şekilde evraklarımı teslim ettim. Vizem de bir hafta sonra geldi. Bana Temmuz ayının ortasında Ağustos ayının sonuna kadar 45 günlük vize verdiler. Bu yaz sezonunun en yoğun dönemin en ortasında. Ve ben ilk defa Fransa'dan vize alıyorum. Ve bana verdiklerini arkadaşlarımı görünce de çok şaşırdılar. Bence şaşıracak bir şey yok. Doğru evrakları doğru şekilde verirseniz ve doğru kişiyseniz mutlaka size vize çıkacaktır düşünüyorum. Çıkmayacağını düşünmeyin. Burada en önemli konu randevu almak. Randevu içinde düzenli bir şekilde kontrol etmek ve yakaladığınızda bunu almak gerekiyor. Orada da bir detay söyleyeyim. Randevuyu yakaladığınız almanız gerekiyor. Zaten ona herkes aynı anda başvurduğu için o randevu, gördüğünüz randevu siz ödemelerini yapana kadar kapanabilir. Dolayısıyla pasaport numaranız, form numaranız gibi işte banka kredi kartı bilgileriniz gibi bilgiler henüz denerken yanınızda olsun. Hızlı bir şekilde girip
hemen oradaki işlemi tamamlayın. Çünkü ben Kozmoz'dan da randevu yakaladım aslında. Ama tam alım aşamasında girdiğimde artık bu randevu yok dedi. Çünkü benden biri çok daha hızlı bir şekilde yaptı bunu. Çünkü benim elimde ne form numarası vardı, ne pasaport numarası vardı, ne kredi kart bilgileri vardı. Onları bulup şey yapana kadar randevu alındı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlemeye, yorum yapmaya isterseniz başlayın. Bundan sonraki dönemde hem Fransa'da hem İtalya'da işte tren nasıl kullanılır, araba nasıl kiralanır vesaire o tür şeyleri çekeceğim. Herkes gibi şey çekmek istemiyorum. Hani işte gidilecek yerler buraları, yemekler buraları. Benim konumu değil. Ben size hiç buralara gitmemiş, daha önce deneyimi olmamış kişilere pratik yolları öğretmek. Örnek veriyorum, Paris Lyon'da transferi normalde oradaki shuttle'larla vesairelerle yapabilirsiniz ama aslında Türkiye'de BlaBlaCar diye bir uygulama var. Bu orada da çalışıyor. İsterseniz bununla da şöyle çeyrek fiyatına bu ulaşımı gerçekleştirebilirsiniz gibi şeyler öğrendim. Bunları orada ben deneyeceğim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, zorlukları nedir diye ve bunlar hakkında videolar çekmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla size pratik bilgiler vermek üzerine bir çalışmam olacak. Umarım işinize gider. Geri kalan bütün kanallarda zaten bütün detayları izliyor olabilirsiniz. Gezecek, görecek, yenecek, ne içecek. Bunları şey yapıyorum. Ben böyle daha çok kuntik şeyleri yakalamanın peşindeyim. Hoş olacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum, araba kiralamayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Tren seyahati yapacağım Roma'da. İşte iç açıklarda geçişleri nasıl yaptım? Bineceğiniz uçağı havaalanında nereye ineceğini ve haritasını nereden bulabilirsiniz? Nasıl takip edebilirsiniz? Gibi gibi. İşte şehirde kullanılabilecek uygulamalar. İşte ne bileyim. Yani bunları şimdi aklımdan uydururum. Bazılarını yapabilirim, bazılarını yapamayabilirim. Umarım güzel olur. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler. Bana abone olursanız anlattığım şeyleri de takip etme şansınız olur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Pratik, hızlı bir video çektim. Umarım işe yaramıştır. Kendinize iyi bakın.